Sigaradan sonra kilo neden alınıyor? Birincisi, sigaranın yerini doldurmak için belki o bağımlılık olduğu bölge açlık, susuzluk, iştah merkezine yakın bir bölgedir nikotinin. Oradaki boşluğu doldurmak için bazen kişi yeme içmeye yönelebiliyor. Bu birinci etkisi. İkinci etkisi de nikotin ve sigaranın içerisinde, hatta nikotin haricinde nikotinden çok daha vücudumuza zarar veren birçok zehir var. Arsenik var, kurşun var, karbon monoksit var, bildiğiniz naftalin var, aseton var. O dumanın içerisinde gaz halinde, bunların hepsi zehir. Ve bu zehir vücudumuza her girdiğinde periyodik olarak 40-45 dakikada bir giriyor ve 24 saat zehirle muhatap oluyor. Zehirlenen bir bünye ne oluyor? İştahı kapanır. Veya yediğimiz, içtiğimiz besinler aynı miktarda bile olsa onun vitamininden, proteininden, karbonhidratından bağırsaktaki emilimi daha az olur. Nikotin ve diğer maddelerin bağırsak peristaltizmi dediğimiz mide ve bağırsakların hızını arttırma özelliği vardır. Bazı besinler da sindirilmeden bile atılabilir. Ortadan bu maddeler kalktığında ne oluyor? Daha yavaş, daha aktif bir sindirim ve aynı besini bile alsa kişi daha fazla biyo yararlanım, daha fazla emilim olduğundan dolayı da kilo artışı oluyor. Önlemi şöyledir, tütün mamulleri sigaranın vücuda verdiği zararı söylememize gerek yok. İşte kanserden tutun da her hastalıkların anası. Dolayısıyla belki geçici olarak birkaç kilo almak tölere edilebilir bir vaziyettir diye hastayla konuşuyoruz. Ve sigara sonrası kişinin nefesi açılıyor, efor kapasitesi, enerjisi artıyor. Evine gidince işten yorgun argın şöyle kanepesine oturacağına enerji yükseldiği için daha hareketli olabiliyor. Eşine, çocuklarına hadi gelin bir yürüyüş yapalım, bir hareket edelim, hafta sonu bir faaliyette bulunalım gibi etkinliklerin arttığını görüyoruz. Bu etkinliklerin artması da zaten kilo vermede de avantaj. Damar sağlığı düzeliyor. İştahla ilgili bir program önerebiliyoruz. Hatta ve hatta bütün dünyada standart değildir ama benim kliniğimde uyguladığım şöyle bir yöntem var. Dediğim gibi bu mora terapi, biyorezonans aslında yurt dışında iştah kapatma ve kilo vermede de kullanılan bir tedavi yöntemidir. Biz de sigara seanslarında isteyen hastalarımıza bir miktar o iştah kapatma frekansını da yükleyerek bunun zaten üstesinden çok rahat geliyoruz.